Merhaba sevgili dostlar. Bursa'dan herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, tabii ki güzel bir yaşam, sağlıklı bir yaşam dileklerine İzmir koşularımız, 7 koşulu bir programımız var. Yarın da Cuma, Allah Cuma'mızı mübarek eylesin. Ettiğimiz tüm duaları kabul eylesin inşallah sevgili dostlar. Evet, 7 koşulu bir programımız var. Gerçekten İzmir az atlı bir program var. 4 at, 5 at, 4 at, 5 at. Bir tek ikinci koşuda 8, yani altılımızın ikinci ayağında, yani üçüncü koşuda satış koşusunda 8 atlı bir 8 atın mücadele edeceği bir koşu. En fazla atımız 8 at var. Ondan sonra 5 at, 4 at, 5 at, 5 at. Cazip gelen bir program. Yani bakmayın, para da verecek gibi duruyor. Bu her zaman cazip programlar, biliyorsunuz paraya müsait oluyor. Kimin geleceğini kestiremiyoruz. Bakalım inşallah yazımız atların ayakları düz basar ve kazanan şanslı kişiler bizler oluruz sevgili dostlar. Evet, birinci koşuda itibaren 7 plasa başlıyor. 7 plasa ile sizlere iki sefer 1900 kumda birinde ikinci, birinde üçüncülükle ayrılan, son 1600 kumunda üçüncü olan, şimdi uzayan mesafede bir numarayı sizlere banko olarak önereceğim sevgili dostlar. Yedili plasemizin ilk ayağında bir numara yeterli olacağını düşünüyorum. Banko olarak öneriyorum sevgili dostlar. Evet, ikinci koşu altılımızın başlangıç ayağı oluyor. İkinci koşu 19'da start oluyor. Handikap 16, 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumla start oluyor. Burada da 6 Arap atımızın start alacağı bu koşuda sizlere 4 at önereceğim. 6 atın 4'ünü maalesef kuponumuza yazmak durumundayız. Videonun başında dediğim az atlı programlar, paraya açık programlar oluyor ve de gayet güzel ikramiyeler veriyor sevgili dostlar. Evet, son startında 12 attan 10. olan mesafe 1200'dü. Özcan'la önlere gelmek için çok zorladı atı. Ama son 200'den sonra enseye bastı. Atı da fazla zorlamadı. Şimdi 200 metre uzadı. Bakalım ne yapacak? Genelde hep 1200'ü kazandı sevgili dostlar. Kafayı alıp gitti. O zaman da atta bir sıkıntı mı oldu, ne oldu onu bilmiyorum. Şimdi 1400 metreye çıkıyor. Bakalım, İnşallah şanslı olur diyorum. O da bir numara Şifre Nefesini sizlere ilk şanslı atım olarak önereceğim sevgili dostlar. Evet, ikinci atım 2 numara. Yani bu hemen 2 numara Tumbul Ağamı sizlere ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Yani bu mesafede de, mesela 1400 mesafede, yani uzayan bir mesafe olmuş olsaydı 1600, 1700, 1800, çünkü uzunu daha iyi koşacağını düşündüğüm Tumbul Ağamı da mutlaka kuponumuza yazalım. O zaman 1600-1700 olsa banko olarak önerecektim. Ondan da bir ters yarış gelebilir. Mutlaka 2'yi de kuponumuza ilave edelim. Evet, 3. atım bu grupla ilk defa koşacak olan, İzmir'e ilk defa geliyor sevgili dostlar. O da kazanabilir. Aman diyorum, o da 3 numara Sinoplu Merve Nurettin Şen'le start alacak olan, 3 numarayı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak da Bay Uçan bomboş kilosundan Nevzat Avcı ile start alacak olan 5 numara Bay Uçan'ı da 4. atım olarak kuponumuza ilave edelim. Yani 1, 2, 3 ve 5 nolu atlar ilk ayakta benim için yeterli olacak. Evet, üçüncü koşu altılımızın ikinci ayağı oluyor. Satış 2, 4 ve yukarı İngilizler 1200 metre kumla start alıyor sevgili dostlar. Evet, 8 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda ilk şansı 1 numara Has'tan yana kullanmak istiyorum. Mehmet Kaya ile start alacak olan 1 numara Has son 4 koşusunu uzunda ve beşincilikle ayrıldı. Şimdi kısalan mesafede, bu mesafede kazanmasını bekliyorum. Sonlarda gerçekten çok etkili gelir. Gelirse de buranın sürprizi olur diyorum. Mutlaka kuponumuza bir numarayı Has'ı ilk şanslı atım olarak sizlere önereceğim. Evet, ikinci atım 4 numara olacak sevgili dostlar. Onu da, yani kuponumuza Atakan Cem Dağdevren'le start alacak olan, son iki koşusu gerçekten başarılıydı.
Dördü de ikinci şanslı atım olarak sizlere önereceğim. Üçüncü atım 6 numara olacak. Queen of Kunton Yu. Sinan Özen'le start alacak olan 6'yı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Yani 1, 4, 6 nolu atlar benim için satış konusunda yeterli olacağını düşündüğüm 3 at yeterli diyorum. Kuponumda 1, 4, 6 olarak ikinci ayağımda bırakacağım atlar sevgili dostlar. Evet, dördüncü koşu altınımızın üçüncü ayı oluyor. Şartlı 4 dişilere mahsus X1 Yamak 2 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumla start oluyor. Burada da 5 İngiliz atımız var sevgili dostlar. Alperen Oluk'la iyi uyum sağlayan son 2 koşusunu 1900 kumda birincilikle, son koşusunda üçüncü olan derece, yani birinci olduğu koşunun koşuda sevgili dostlar, son koştuğu koşu yani üçüncülükle ayrıldı ama gerçekten derecesini 1-2 saniye daha arttırmış, harika koşmuş ve de videolarını da izleyip görebilirsiniz. Yani banko olarak sizlere jineti önereceğim. Tabii ki bunun rakibi var. Yani bu 4, 2 ve 5 nolu atları her seferinde geçme başarısı gösterdi. Sevgili, yine geçeceğini düşünüyorum. Zaten 2-3 saniyede üstüne koyarak geliyor atımız. 1 numara jinet geçireceğinizi tahmin etmiyorum. Bir de banko olarak sizlere öneriyorum. Yarın benim kuponumda banko olarak bırakacağım sevgili dostlar. Evet, 5. koşu altılımızın 4. ayağı oluyor. Burada da sizlere banko olarak önereceğim. Kısa vade 9, 5 ve yukarı Araplar 1900 metre kumla start oluyor. Burada da bankom olacak. İkinci bankomuz Romaya olacak. Kısa uzun gerçekten ayırt etmeden koşan, harika yarışlar çıkartan Çaltepe. Çaltepe ile 4 sefer koştu. 3'ünü kazandı. Gene kazanır diyorum. İkinci bankom olarak sizlere öneriyorum. Bir tek geçerse buraya sevgili dostlar, 4 numaradan bahsetmek istiyorum. O da Mehmet Kaya ile May Sultan diyorum. Yani Çaltepe'yi zorlayacağını zannetmiyorum. Geçerse 1900 metre kumunu kazanarak geliyor. Harikayla o zaman kazandığı koşuda bir tek Romayo'ya zor anlar yaşatacak olan 4 numara olur. Ama gene de Romayo bunun üstesinden gelir ve de kazanır diyorum. 3 numarayı sizlere banko olarak öneriyorum. Tabi tek atmayan arkadaşlar için de 4 numarayı May Sultan'ı sizlere öneririm sevgili dostlar. Evet, 6. koşu altınımızın 5. ayağı oluyor. Şartlı 4, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kumla start alıyor. Burada da 5 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda 4 at önereceğim. Yani birini dışarıda bırakacağım. O da 3 numara Mendi Alp'i dışarıda bırakacağım. Bunlarla baş edeceğini düşünmüyorum. Zorlanır. Çok zor diyorum. Önlerde gitmeyi seven zaten 3 atımız var. O da 2, 1 ve 4 nolu atlar. Kafayı almaya çalışacak ama burada kafayı verecekler, verecekleri olan o da 4 numara. Biraz daha ayağına çabuk gördüğüm 4 numara kafayı alır ve de 1 nolu ve de 2 nolu atlarımız arkasına yatar. Son virajdan sonra bunu sıklaştırır. Bakalım, mesafede zaten 2000 metre kum. Avans verirlerse beyaz bayrak aynaya da yarışı da yapabilir. 4 numara 2 ve 1 de onlara saldıracak ve de buranın sürprizini gerçekleştireceğini düşündüğüm o da 5 numara olacak. 4 at demiştim. 5 de sonlarda adeta kopup da geliyor. Bu da zor bir anlar yaşatabilir sevgili dostlar. 4, 2 ve 1 nolu atlara. 5'i de mutlaka kuponumuza Kadir Tokaçoğlu'ya start alıyor. Bunu da kuponumuza ilave edelim. 4, 2, 1 ve 5 nolu atlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar. Evet, altınımızın son ayağı 7. koşu şartlı 4, 4 ve yukarı Araplar 2200 metre kumla start oluyor. Burada hiç lafı fazla uzatmayacağım. Zaten 5 at var. 5'i de gerçekten uzun, harika koşan ve kazanan atların bir arada olduğu. Bakalım kim kazanacak? Burayı ben hepsi olarak işaretlemek istiyorum sevgili dostlar. Sizlere de bunu öneriyorum.
Gerçekten Beyaz Kule, Kızılan, Özerdin, Gülşeker, Kışlalı. Yani buranın favorisi büyük ihtimalle 4 numara Gülşeker olacak. Sevgili dostlar, öyle umut ediyorum. Ve de öyle çıkacağını düşünüyorum. 4 numara Gülşeker. Son koşuya geldiğimiz zaman yapmayalım diyorum. Yani Gülşeker'i belki tek dağıtabiliriz. Tek dağıtan arkadaşlar da olabilir ama ben burayı kapatma taraftarıyım. Kapatırsak rahat bir yarış seyrederiz. Son koşuda hiç başımız da ağrımaz. İnşallah verdiğimiz bankolar ve tuttuğumuz atların ayakları düz basar ve kazanan ve şanslı kişiler bizler oluruz. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı bir yaşam geçirmenizi temenni ederek cumamız mübarek olsun diliyorum sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.